Şimdi bunlar doğal sayılar olarak ifade edilmiş. Yani negatifler olmayacak. Yeşile boyanmış yüzün karşısındaki yüz. Şunlar A, B, C olarak verilmiş. Yani şuradaki kutucuk A, B, C. Üstteki kutucuklar olduğu söylenmiş. Sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanmış şeklinde hangisi? Bunları sıralamamız isteniyor. Şimdi belli bir kurala göre yazılmış. Kurala bakarsak, şimdi bakalım 3, 6, şurası 6, 7, 8 şöyle olmuş. 3 fazlası, şöyle 3 eklenmiş. Burada bir sonrakinde aşağıdakine 3 eklenip yukarıdaki bulunmuş. Şöyle aşağıdakine eklenip şöyle 6, 3 diyelim yukarıdaki. Burada da yukarıdakine eklenip aşağıdaki bulunmuş. Şöyle yazayım yani. Yukarıdakine 3 ekleniyor. Aşağıdaki bulunuyor. Aşağıdakine 3 eklenip yukarıdakine 3 eklenip aşağıdaki bulunmuş. Buraya gelirsek şu 9 3 eklenmiş. 12 bulunmuş. 11 3 eklenmiş. 4 bulunmuş. 13 3 eklenmiş. 16 bulunmuş. Yani her birinde bu ikisinde de aşağı doğru eklenmiş oluyor. Biz tam karşımızda görürsek bu 6 tane kübü şöyle olacak. Altılı şekli bu şekilde görürsek, soldaki yani bunu tam karşıdan gördüğümüzü düşünelim. Sol baştaki ve sağ baştakinde üsttekilere ekleniyor. Ortadakinde de alttakine ekleniyor. Ortaya gelende de. Nasıl biliyorsun? Evet. 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 Bunlarda da aynı şey söylenebilir. 5, 6, 11. Evet, böyle olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki sayılar, şunu şöyle kesik kesik çiziyorum. Şöyle aşağı doğru da gelecek. Şimdi burada da 3 tane kare var. Şurası C olacak. Burası B. Şurası da A olacak. Tabii biz şu an arkadan görüyoruz. Eğer biz bu şekli şöyle döndürürsek, şu şekilde döndürüp ön yüzüne getirirsek, ön yüzüne geldiği zaman bizim solumuzda kalacak C sayısı. C sayısı buraya gelecek. Sonra ortaya B sayısı gelecek. B sayısı, A sayısı ise en sağımıza gelecek. En sağımıza. Sıralamada şöyle oluyor. Soldaki mesela sayılarla kıyaslama da yapabiliriz. Burası 3 sayısıydı. Şurada. Burası 8 sayısı, şurası 7 sayısı. Bir sonrakinde de aynı şey vardı. 9 sayısı gelmiş. 14 sayısı, 13 sayısı. Her bir grupta aynı durum söz konusu. En küçük en soldaki. C en küçükleri. En büyük ortadaki. Yani kendi içinde değerlendirince şu üçlü kendi içinde, bu üçlü kendi içinde. Ortadakiler en büyükleri. En sağ yazacağız. Şu da ikinci olan, ortada olan. Yani ortaya gelen A sayısı, en büyükleri ise B sayısı olur. B A'dan, o da C'den. Evet, bu şekilde sıralanmış olur.